Ben değil, aha bu ayı yaptı. Arkadaşlar bugün... Allah'ım ya Rabbim. Her videonun başında muhakkak bir telefon çalar. Açıyorum. Alo. Ne? Oğlum sen ayısın, kendine gel. Daha videonun başına başlar başlamaz diye geğiriyorsun. Ayılar kibar olur, nazik olur. Hiç geğiren ayı gördün mü sen hiç? Ne? Maşayı mı kaçırdın? Bekle lan sen. Yettim lan. Geliyorum lan Minecraft'a. Maşasının kocasının ayını göstereceğim sana. Bitirdim oğlum seni. Kapat lan telefonu. Ha dönberek. Oy. Biraz ağır oldu. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta Maşa ile kocayı siline giriyoruz. Dünyada hiç önemli değil arkadaşlar. Oyun modunu hayatta kalma yapıyorsunuz ve seed kısmına baş harfleri büyük olmak üzere Maşa ile kocaya yazıyorsunuz. Dünyamızı oluşturabiliriz. Ve şu anda Minecraft'ta bir şey diyeceğim. Altta OpenGL hatası diyor. Onu geçtim. Seed kısmına bakın, son bölgemin dibinde bir tabela var. Üzerine de Maşa'nın gizemli kasabasına hoş geldiniz ve gülücük var. Abi ne alakalı? Abi ben daha önce girdiğimde böyle hoş geldiniz tabelası görmemiştim. Birincisi, ikincisi gerçekten bir kasaba var ve gizemleriyle dolu olacağını düşünüyorum. Çünkü sıkıntılı bir city'ydi arkadaşlar. Bakın ne? Abi bunlar kim öldürdü? Etrafta kurt falan yok. Bakın gerçekten kurt falan yok ve tavuklar falan dönmüş. Abi ne olmuş lan buraya? Bir şeyler var, kesinlikle bir şey dönüyor abi. Bu kasabada kesinlikle bir takım olaylar dönmüş. Ama işin tuhaf yanı, daha ben city'de yeni girdim. Gerçekten sıkıntılı bir city'de olduğumuzu şu andan itibaren anlıyorsunuz. Bir tane kuru kafa gördüm. Kuru kafa gördüm. Bu kuru kafa kötü şeyler olduğuna işaret. Ettir arkadaşlar. Sizlerle birlikte maşa ile hasbinallah ve nabudeki. Abi biri bana bunu açıklasın. Biri bana şu Bedrock'tan oluşan golemi açıklasın. Ne iş var burada? Bir tane tabela var burada. Haçaklabanın verzivan. Lan bunlar benim kullandığım kelimeler ve cümleler. Ne alaka? Burada da bir tane tabela var. Girilmez yazıyor tabelada. Ama giriliyor tabela. Aa, Bedrock'tan oluşan bir tane sandık var. Kaşar. Bedrock kılıcı ne alaka? Vurabiliyor muyum acaba? Bir dakika. Şuraya bir yere bir spam point'imi çekeyim arkadaşlar. Hatta aynen şuraya bir yatak varsa büyük ihtimalle var. Aynen şuraya bir spam point'imi çektim. Kapattım kapıyı. Vuruluyor mu? Vurulmuyor. Elimde şu an bedrock'tan oluşan bir kılıç var. Saldırı hasarı 10. 1.6 da saldırı hızı var. Çok garip bir kılıç var şu an arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sıkıntılı bir tünel var. Bu tünelin içerisinde arkadaşlar Squid Game oyunu oynuyorlar. Maşa ile kocayı. Ve bu site arkadaşlar gizemli bir yumurta var. Minecraft'ta daha önce görmediğiniz bir yumurta var. Bu yüzden videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin değerlisi. Burada bir tane tabela var. Tabelalarda şifreler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Tabelada haçaklavanın merzban diyor. Genelde ben bunu sürekli kullanırım Minecraft videolarımda. Diplere bak, diplere. Cacık cacık anten. Aynen bunları kesinlikle kullanırım. Daha kapı açık kalmış fark ettiyseniz. Normalde köyler girdiği zaman kapıyı... Bu tavukta kesinlikle bir şey var. Tavuk içeri girmiş, içeriden geri çıktı, gördünüz mü? Bu ne? Bana burayı işaret ediyor. Tamam şunu bir öldürme abi. Öldü. Tavuk ölürken kafası böyle yamuldu arkadaşlar. Videoyu 3 saniye geri al. Duyacaksınız. Cadı sesine benzer bir gülme sesi duydum. Ama bu kesinlikle cadı sesi değil arkadaşlar. Videoyu 2-3 saniye geri alın. Hem tavuk ölürken böyle boynunu göreceksiniz hem de o gülme sesini duyacaksınız. Çok enteresan değil miydi? Şimdi burada bir tane iki tane tabela var. Okan Sarıoğlu'nun evi, diğeri de Gökmen'in evi. Kimin evi lan bu? Abi kimin evi? Okan Sarıoğlu benim arkadaşım oluyor. Gökmen de benim arkadaşım oluyor. Ama Gökmen değil bunun ismi. Sandıkların içi boş. İçi boş değil. Aa ben bunu gördüm. Abi bu çöl evleri biliyorum ama bu Okan'ın evi değil ki. Gerçekten çok enteresan olaylar oluyor arkadaşlar. Şu meşaleleri almak istiyorum çünkü tünel var arkadaşlar. Tünelde oyunlar dönüyor. Bir takım oyunlar oynanıyor. O oyunların gizemlerini ve şifrelerini sizlerle birlikte deşifre edeceğiz. Bedrock golemine bakar mısınız? Çok gizem değil mi? Bu arada bu Bedrock golemini normal bir şekilde vuramıyorsunuz. Bedrock kılıcıyla da vuramıyorsunuz. Neden vuramıyorsunuz bilmiyorum. Bunların açma kapatma kısmı var. Ama yani Bedrock golemin üzerine değil. Başka bir yerde. Lan bir ses geldi. Abi aşağıdan kesinlikle bir sesler dönüyor. Oraya ve kesinlikle ayrı bir şekilde inceleyeceğiz. Lan yanlış mı duyuyorum? Buradan da sesler geliyor. Bir dakika bir bakalım abi. Elimizde meşale var zaten. Efe bastım böyle bir. Yavaş yavaş ileri doğru. Lan bismillah korktum. Haçakla bağını merzivan. Cacık cacık anten. Gel buraya, öldürdüm seni. Tamam. Abi nereden geliyor bu ses? Daha fazla. Aha. Abi ne? Abi kesinlikle bu demir değil. Demirler normalde böyle olmaz arkadaşlar. Bak demirler biraz daha koyu olur rengi. Bu açık bir renk. Gördüğünüz üzere gerçekten çok enteresan bir seed'deyiz. Maşa ile kocayı görebilecek miyiz? Onu da çok merak ediyorum. Ve en çok merak ettiğim şeylerden birisi arkadaşlar. Bu oyunun döndüğü yer. Oyunun döndüğü tünel daha doğrusu. Aha!
Ne lan bu? Ayı lan bu. Ama bu koca ayıya benzemiyor. Gerçekten benzemiyor. Vuruluyor mu? Vurulmuyor mu? Taşlaşmış. Lan yoksa Medusa mı var? Abi Medusa olabilir mi? Gorgon denilen ya. Tövbe estağfurullah. Tepegöz var lan burada. Tepegöz var. Şuraya spam point'imizi çekeriz arkadaşlar. Şuraya spam point'imizi çekelim. Tepegöz çok büyük bir sıkıntı abi. Haşşakla bağını merzuman. Şimdi anladım. Şimdi anladım. Tepegöz eğer buradaysa. Lan üstünde de bir tane golem var. Fark ettiniz mi? Tepegöz. Tepegöz. Sen kaçarsan sevgilim. Koşa koşa gelirim. Sevincimden uçarak. Uça uça gelirim. Bir dakika şuradan kaçalım. Şuradan kaçalım. Arkamızda Tepegöz var. Lanet olası Tepegöz bizi takip ediyor. Ulan bir dakika. Şuraya suya atlayabilir miyiz acaba? Hop. Ve atladık. Altında ne var lan? Oha. Altında hiçbir şey yokmuş. Bir dakika Tepegöz inşallah benim peşimde değildir. Tepegöz neredesin? Selamünaleyküm. Aha. Abi buldum. Vallahi buldum. Bakın kesinlikle bu sandığın içerisinde Minecraft'a ait olmayan bir şey vardır arkadaşlar. Bakın gerçekten kapıyı açıp kapatır. Lan gerizekalı çık şuradan. Çık. Gözün görmesin seni. Ben bunu öldüreceğim. Bu sürekli geliyor. Bir şey karşı öldü mü? Aynen öldü abi. O sandığın içerisinde kesinlikle Minecraft'a ait olmayan bir şey var abi. Hissediyorum bakın. Bunca seed'e girdim. Gerçekten hislerime güveniyorum ve bu sandığı açınca gerçekten bayağı bir şaşıracaksınız. Önceki şöyle bir kapatalım kimse girmesin abi. Şu pencereyi de mi kapatsak ne yapsak? Şu şekilde pencereyi kapatamadık. Şu şekilde kapatalım arkadaşlar. Kimse görmesin bizi arkadan. Şimdi açıyorum hazır mısınız? Abi açtım. Aha! Bir tane kılıç var. Kılıcı almak istemiyorum. Eğri alabiliriz, kullanabiliriz. Bir tane maşa çağırma yumurtası. Bilek! Lan siyah ne alaka lan maşa? Maşa siyah değil ki. Bir tane de kılıç var. Frozen kılıcı. Lan bu kılıç ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu da dönüştürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi kullanacağım. Sizler de göreceksiniz. Bu kılıcı kullandığınız zaman kullandığınız yerde buza dönüştürüyor. Bakın. Bakın mesela. Gördünüz mü? Direkt buza dönüşüyor. Hemen haçakta bağını merzuban gibi. Cacık cacık anten. Aha. Tek atıyor bu arada. Çok güçlü bir kılıç. Yalnız benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Su kuyusuna bakar mısınız? Çok değişik değil mi? Benim bayağı bir dikkatimi çekti. Vallahi bir dakika. Merak ettiğim şeyden birisi. Eğer bu eğerli domuza vurursak bu domuz şeyine. Bir şey olmadı. Yine öldü her zamanki gibi. Başka şeyler olur diye tahmin etmiştim ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi bizim burada bir tane şifre çözmemizi istiyor. Tabelaları takip ettiğimiz zaman bu tarafa doğru götürüyor. Ama eğer biz tabelaları yanıtıp bu tarafa doğru gidersek bakalım karşımıza neler çıkacak çok merak ediyorum. Aa burada da bir tane yer var. Ses geldi. Abi ses buradan mı geliyor lan? Yavaş yavaş ilerliyorum. Sesler yaklaşıyor. Ses bu taraftan mı geliyor? Aa bir tane çukur. Yok buradan gelmiyor arkadaşlar. Öbür tarafa gidelim bakalım bir de. Gerçekten çok tuhaf değil mi? Maşayla koca esiydinde cadı sesleri duyuyoruz bir tane. Ve garip garip... Tamam korkuyorum senden. Aha! Aşağıda bir şeymiş. Abi korkmaya başladım ha. Bir dakika ne yapalım? Şu şekilde. Şunları alalım. Ha, yanınıza yatak alalım. Spam point'imizi buraya çekelim arkadaşlar. Kaybetmemiş oluruz bu şekilde. Aa! Lan orada bir şey var. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bir yatak alalım. Aldık yatağımızı. Şöyle elimize çekelim abi. Şöyle beyaz yatağımızı. Şuraya koyalım abi. Tamam mı? Spam point'imizi buraya ayarladık. Abi burada bir şey var ve taşa dönüşmüş bir şey var abi burada. Görüyor musunuz? Lan o şey olmasın, Medis olmasın diğeri yanındaki hareket eden. Çünkü bu taşa dönüşmüş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Medis'in gözüne baktığınız zaman direkt sizi taşa dönüştürüyor. Oha! Abi görüyor musunuz? Bu örümcek, bu iskelet ve gördüğünüz her şey taşa dönüşmüş. Su hariç. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ay. Hayır az daha gözüne bakıyordum. Bir dakika gözüne bakma bana onu öldürebilecek miydi acaba? Çok merak ettim şu an. Allah hayır gözüne bakma gözüne bakma. Bir daha vuracağım. Bir daha vur. Oha direkt öldürdü. Acaba lan gerizekalı kalk şuradan kalk. Seni bir daha görmek istemiyorum. Şimdi game rule'yu açmıştım arkadaşlar. Yani eşyalarımı koruyorum ama bunu öldürmek istiyorum. Aa öldüremiyorum gerçekten çok güçlü bu yaratık. Nasıl korunurum? Hiçbir fikrim yok ama eğer onu öldürebilirsem içinden çıkan şeyi kullanmak istiyorum. Bence görmediğiniz şeyler var onun içinde. Aha öldürdüm. Öldürdüm ve elime bu Gorgon hit verdi. Çok tuhaf değil mi? Bakın bu da cesedi.
Lan cesedi kayboldu. Abi korkmaya başladım. Sesler kesildi bu arada fark ettiyseniz arkadaşlar. Aa bir dakika, bu oyunlar demek ki buradan yanıyor. Eğer biz bunu Medusa'yı bulabildiysek diğerlerini de bulabiliriz arkadaşlar. Çok ama çok dikkatli izleyin de egalisi. Şimdi ileri doğru gidiyorum yavaştan yavaştan. Bakıyorum bu tarafta hiçbir şey yok. Acaba başka bir yerde mi? Labirent burası değil çünkü labirent bu kadar küçük olamaz. Tahmin ettiğimiz kadar. O, orada bir şey öldü orada. Videoyu 2 saniye geri alın, burada ne öldü arkadaşlar, yorumuna kesinlikle yazın. Burada kesinlikle bir şeyler öldü. Abi sıkıntılı. Vallahi sıkıntılı, billahi sıkıntılı. Lan zombi var. Bakın zombiye tek attım direkt. Acaba golemi tek atabilir miyiz? Bir deneyelim. Bir deneyelim. Ay yetişmedi kılıç. Şu şekilde. Bu oha. Bir daha. Oha. Bayağı bir güçlü yalnız. Bu var ya bayağı bir güçlü. Bir daha vur kaç. Aha öldü bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi golemi de öldürdük arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü değil mi bu? Aha buna vuramıyorum. Bu kılıçla buna vuramıyorum. Bayağı bir dikkatimi çekti ve çok enteresan. Bakın tek attım. Yaratıklara bununla birlikte, bu kılıçla birlikte tek atabiliyorsunuz ama golemler gerçekten güçlü olduğu için tek atamıyoruz hiçbir şekilde. Abi bu arada bunun saldırı gücüne bakalım 25. Çok çok etkili bir kılıç arkadaşlar gerçekten de. Şimdi ilerilere doğru gideceğim. Başka ilginçlik, enteresanlık ve şifreler var mı? Bunları sizlerle birlikte araştıracağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Abi bir tane daha labirent. Ama oraya inmeye bilmem neyim yetmedi. İlerilere doğru gidiyorum. Aha! Çiçekler var. Abi kırmızı çiçekler her zaman sıkıntılıdır. Önceki seedlere girdiğimiz zaman anlamışsınızdır. Kırmızı çiçekler her zaman sıkıntılıdır abi. Tepegöz açıp bu elimizdeki kılıç öldürebilir miyiz? Bunu hiç denemedim. Ah! Bunu da denemedim. Bir dakika lan, denemek istiyorum. Denemek istiyorum. Ama zombilerin üstünde denemek istemiyorum. Zombiler çok kolay varlıklar arkadaşlar. Bu bedrock kılıcı ne işe yarıyor? Gerçekten güçlü mü? Abi güçlüymüş gerçekten. Vallahi güçlüymüş. Şimdi. Abi bu Gorgon Hidi. Gerçekten Medusa'nın kafasını kullanmak istiyorum. Aha. Bir dakika. Dur bir dakika dur. Bizim ekmek yememiz gerekiyor. Şurada bir şey vardı. Fark ettiniz mi? Tamam yedik ekmeğimizi. Hapır hapır yedik ve ileri doğru gidebiliriz. Şu meşalenin birini alayım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi ileri doğru gidiyorum sinsi bir şekilde. Bakalım. Aha Creeper var. Creeper'da da kullanmak istemiyorum. Onlar da basit yaratık. Başka bir şey var mı? Mesela endirmede kullanabiliriz. Orada bir şey var. Oğlum orada bir şey var. Kullanmak istiyorum onu. O ne lan? Silahı kapatalım lan bu. Kullanacaktım lan. Tam kullanacaktım. Abi tam kullanacaktım. Kullanamadım yemin ederim. Şu ne? Şurada bir şey. Aha tepegöz. Tepegöz bir dakika. Tepegözü öldürmek istiyorum. Öldürebilecek miyiz acaba? Bastım bir daha. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Abi gerçekten çok güçlü varlık ama. Ama öldürmemize az kaldı abi. Öldürmemize, tepegözü öldürmemize az kaldı. Sen kimsin lan? Haçak tabağını verdim. Anten kultan hareketler yapıyorsun bana. Lan sen kimsin lan? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Gerçekten bayağı bir güçlü yaratıkmış. O zaman biz de bunu Medusa'nın kafasıyla taşa dönüştürürüz. Bakalım nasıl bir varlığa dönüşecek, çok merak ettim şu an. Neredesin lan? Gel buraya. Tam kafasına işaretledim. Aha. Görmüş olduğu gibi. Bayağı bir. Yani heykel lan, bildiğiniz heykele dönüştü abi. Çok çok enteresan değil mi? Buna vurabilir miyim? Vuramıyorum. Sana vurabilirim ama tek tattım böyle güzel bir şekilde. Abi gerçekten çok enteresan. Buna vurabilir miyim? Yok. Bu da çalışmıyor. Aşağı inelim buradan. Elimizde meşalemiz var zaten. Şöyle bakalım. F'e bastık. Buraya girmiyor. Lan! Ne yüzüyor abi bu burada? Şunu da denemedik ha. Maşa çarman yumurtası. Koyalım abi bunu buraya. Tamam. İleri doğru yaklaşamamaya başlamıştım. Burada ne var? Çok merak ettim şu an. Yol ayrımı. Yol ayrımı. Önce buraya gitmek istiyorum. Aa ben buraya girmiştim. Buraya girmiştim. Hiçbir acıklık macıklık yoktu sanırsam. Aynen yok. Diğer tarafa girip bakalım arkadaşlar bir de. Antenlik, kontenlik, muntenlik var mı? Oraya yumurtamızı bıraktık bu arada. Aha. Vallahi sıkıntılı yer burası. Abi sıkıntılı yer dedik. Vallahi bilmiyorum bak. Normalde demirin rengi böyle arkadaşlar. Ama oradaki gördüğünüz şey çok enteresan da. Hayır hayır. Teşekkür ederim. Özledilsin bu şekilde. Evet tamam. İleri doğru gidelim. Şimdi o yumurtaya bakmak istiyorum. Yumurta neye yaşıyor? Çok merak ettim ona. Aha. Yumurta burada. Ay yumurtaya vurabiliyorum. Çok enteresan. Buna da vurabiliyorum. Abi bu niye burada geziyordu koyun? Gerçekten benim dikkatimi çekti.
Bugün de antenle kontenle her rahmetli şer rahmetli bir siyle girdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki like atmayı unutmayın. Sizleri çok sevimli geldiyse.